Evet değerli izleyenler, yine bir programda, yine bir canlı yayında karşınızdayız efendim. Bu seferki program durağımız Muğla'nın Milas ilçesi, Muğla Fuarı olarak da 11.sü düzenlenen Muğla Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sizlerle beraberiz efendim. Çok Canlar Tarım Makineleri sponsorluğunda. Efendim fuar 11 yıldır devam ediyor. Tariş depolarında gerçekleştiriyor. Herhalde seneye başka bir alanda, başka bir mekanda fuarın yapılacağı bilgisini de aldık. Efendim ilk stand ziyaretimizi Milas'ta tanınan bir isim, bilinen bir isim Emek Torna ve Sadık Bozkurt ile beraberiz. Sadık Bey hoş geldiniz programa. Hoş bulduk efendim, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Her yıl Milas Fuarı'nda beraberiz. Evet, görmeyeli evet. İyisiniz inşallah. İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Milas eşrafı sizi iyi biliyor. Hem makine satmanızla hem özellikle servis çalışmalarınızla anlamında. Çalışmalar nasıl gidiyor? Geçen seneden bu zamana neler değişti? Sizleri dinleyelim. İyi, çalışmalarımız iyi gidiyor. 2019 yılında biraz tabii krizden dolayı sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sene daha iyi olacağını bekliyoruz. Biraz et fiyatları, süt fiyatlarında bir artış oldu. İnşallah köylümüz maddi olarak rahatlayacak. Bu da bize mutlaka yansıyacaktır. Şu an fuarın ikinci günü. Dün biraz yağmurlu olduğuna pek alışveriş olmadı. Bugün olduğu biraz oldu. İnşallah daha iki günümüz daha var. Daha iyi olacağını tahmin ediyorum. İnşallah. Size ürün olarak neler var? Hangi markaların bayiliklerini yapıyorsunuz? Valla bizim ana firmalarımız Karaoğlu Tarım Makineleri, Fimax Tarım Makineleri, Yurdusar var, Tınaz. Bu dört firmanın satışını yapıyoruz. Ve sattığımız malın aynı zamanda yedek parça servis hizmetini yapıyoruz. Yıllardan beri olduğu gibi. Müşterimizi elimizden geldiği kadar memnun etmeye çalışıyoruz. İnşallah onlar da bizden memnun olurlar. İnşallah. Servislik önemli bir unsur. En eski bayilik yaptığınız marka hangisi efendim? En eski Fimax var. Fimax. Kaç 30, yıldır? 33 yıl oldu. 33 yıl. Fimax, evet, Fimax'ın bayiliğini, servisini yapıyorum. Müşterilerimiz memnun. Hizmetimizden, makinelerimizden de memnunlar. Biz de onlardan memnunuz. Böyle devam ediyoruz. Evet, Fethi amcayla eski bir dostluğunuz var. Var var, mutlaka var. Evet, evet. Atalay Bey'le olsun. Sağ olsunlar. Bize de yardımcı oluyorlar her konuda. Biz de elimizden geldiği kadar onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Köylümüze hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, genelde baktığımızda iyi markalarla çalışıyorsunuz. Bu da size artı olarak yansıyor mu? Tamam. Arıza konusunda olsun. Mutlaka yansıyor. Tabii markalı makine sattığımız zaman arıza çok fazla arızası olmuyor ama olsa dahi firmalar bayilerin arkasında durduğu için yedek parça konusunda o anlamda sıkıntı yaşamıyoruz. Dolayısıyla bu müşteriye yansıyor. Müşterimiz de sıkıntı yaşamıyor. O anlamda daha iyi hizmet verebiliyoruz yani. Evet, Emek Torna ismini daha önce de sormuştuk size. Değerli izleyicilerimiz bilmeyenler olabilir. Neden Emek Torna? Şu tarım makineleri, Emek Tarım Makineleri değildi. Ya şimdi bu benim babamdan kalan bir mesleğim, babam mesleğim. İlk başlangıç Emek Torna olarak başladı. Ben bu ismi devam ettirmek istiyorum. Onun için Emek Torna olarak devam ediyorum. Yani çekirdekten gelmeyi. Çekirdekten gelme, evet, evet. Bir 50 yıllık firma, yani babamın başladığı yılı sayarsak 50 yıllık bir firmayız biz. Onun için bu ismi silmek istemiyorum yani. Nice 50 yıllara diyelim. İnşallah, teşekkür ederim. Çocuklar da geliyor mu yeni nesil? Geliyor inşallah, arkadan geliyor onlar da. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Rica katıldığınız ederim. İçin iyi bir ben başarılı fuar geçirmenizi diliyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok size de iyi fuarlar. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Karaoğlu Tarım Makinelerinde Onur Bey yanımızda. Evet Onur Bey, 50 yıldır bayilik yapan Sadık abiyle beraber sizler de bu bölgede faaliyet gösteriyorsunuz. Bayi önemli. İsterseniz önce oradan başlayalım. İyi bir bayiyle çalışmak markasal anlamda sizin için de önemli mi? Değerli üreticilerimize hizmet götürmek için bayi neden önemli efendim? Tabii ki de fuarlarda ziyade bayilerin bizim satış sonrasındaki müşterilerimizin takibini yapabilmesi için. Çünkü hangi firma olursa olsun Türkiye çok geniş tarım ekipmanları sektöründe çok geniş bir yelpazeye sahip. Bunların yükünü alması için bu manada bayilerin bizim destek çıkması, satış sonrasında servislerimizde, yedek parçamızda yardımcı olması çok güzel bir şey. Sadık Bozkurt'la da Milas bölge bayimiz. Yalnız bırakmadık, Milas fuarına geldik. Çok uzun zamandır kendileriyle çalışıyoruz. İnşallah daha devam edecek. Burada genel olarak kendi ekipmanlarımızla katıldık. Tarla bahçe bölümü olarak. Daha çok kaç litrelik burada ilaçlama makineleri gidiyor? Bağcılık, zeytin ilaçlama,
bu bölgede genelde ufak ekipmanlar. Motor da çünkü çok ciddi bir eğilim motorla biraz alakalı bir durum. 50-55 beygirlik motorlar burada genelde gösteriyor. Yani arazi şartlarından dolayı. Tabii arazi şartlarından dolayı. 400'lük, 600'lük bahçe tipi, dolamalı, hortumlu ilaç makineleri gidiyor. Genel olarak. Sadık Bey, burada çok düz arazi yok herhalde değil mi? Var, genelde var tabii. Kırsalda olan yerler de var. Zeytincilik de burada ön planda. Zeytin ilaçlama olarak da satılıyor. Tarla ilaçlama olarak satabiliyoruz yani. Yani çok yönlü kullanılabiliyor. Kullanılabiliyor, aynen. Evet, başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz tekrar. Onur Bey. Sağ olun. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sağ olun. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, Onur Bey'e ve Sadık Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Onur Emek Tarım olarak nice 50 yıllara dileğimizde stansiyerlerimiz devam ediyor efendim.